dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyerek siyasi propaganda aracı haline getirmemeyi söz veriyoruz. Aynı yoldan gelmiş, aynı fikirlere sahip, aynı meşakkati yaşamış insanların bu şehir için, bu ülke için bir şeyler yapabileceğini düşünüyoruz. Diyoruz ki yıllardır, 40 yıldır, 50 yıldır veya genç arkadaşlarımız için 30 yıldır bu şehirdeyiz. Bu şehri en iyi biz tanıyoruz. Bu şehrin iyi taraflarında, kötü taraflarında biliyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş kurucu İl Başkanı Doktor İrfan Karatutlu, heyetle birlikte toplumun her kesiminden, her meslek grubundan üyelerin yer aldığı kadrosunu bugün gerçekleştirilen programla basın toplantısında kamuoyuna tanıttı. Yönetim kurulunu seçme sürecinin şeffaf, demokratik, ehliyet ve liyakati önemseyen bir şekilde ilerlediğini aktaran Karatutlu, yüzlerce başvuru arasından istekli ve gönüllü olanlarla yola devam etme kararı aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu. Bu dönemde risk alarak, cesaret göstererek bu işin içerisine girdik. Bugün yeni bir siyasi partide olmak, hele hele muhalefette olmak, sosyal açıdan, gerek psikolojik açıdan, gerek maddi açıdan bir takım külfetleri, olumsuzluklar olacağının farkında olarak bu işe girdik. Yaklaşık 4 aylık bir süreçte görüşmelerimiz oldu. Bununla birlikte, benle birlikte şehirde en az 20-30 kişiyle görüşüldü. Ve sonuçta 5 kişi Ankara'ya çağrıldı. Bunlarla tekrar istişare yapılaraktan kurucu il başkanı olarak ben, kurucu heyet olarak İmdat Bey, Hatice Hanım ve Nas Hanım görevlendirildi. Çocuklarımızın hepimizde birebir yaşıyoruz, özellikle bu ekonomik krizde. Gelecek kaygısı taşımadığı bir ortam istiyoruz. Bunların iyi bir eğitim, iyi bir öğretim alması taraftarıyız. Herkesin belli standartlara eriştiği sosyal adaletin sağlanması taraftarıyız. Geçmişten bu yana söylüyoruz, kuvvetler ayrılığı ilkesinin üstünlüğüne dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasinin inşa edilmesi taraftarıyız. Ortak akla ve istişareye dayanan politikalarımızı hayata geçirebilecek liyakate ve deneyime sahip, görevini en iyi şekilde yapmanın en büyük vatanseverlik olduğuna inanmış, her koşulda hakikati savunacak kadrolarla hareket edeceğiz. Böylece Demokrasi ve Atılım Partisi olarak İktidarda veya muhalefette siyasi nezaketimizi koruyacağız. Sorumluluk sahibi, dürüst, akılcı, serin kanlı, sakin, incelikli siyaset dilimizden taviz vermeyeceğiz. Birleştirici, kapsayıcı, umut veren bir siyaset üreteceğiz. Polemik ve hamasetten, kutup siyasetinden uzak duracağız. İstişare, müzakere ve çoğulcu siyaseti esas alacağız. Tüm demokratik yapılarla işbirliğine açık olacağız. Dürüst, erdemli, şeffaf, çözüm odaklı bir biçimde hareket edeceğiz. Sadece halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için çalışacağız. Bunu gerek Türk milletine, gerekse kendi şehrimizin insanlarına taahhüt ediyoruz. Dediğim gibi 4 kişiyle başladığımız yolu 44, peşinden 444 belki de 4044 ile devam edeceğiz. Bunları inşallah göreceksiniz. Bundan sonra kurulacak başkan yardımcılıkları, ilçe başkanlıkları ve komisyonlarımızla ilgimizi, fikrimizi ve mesaimizi daha çok yerel sorunların tespiti ve çözüm önerileri üzerine vermeye çalışacağız. Bu konuda halen yönetici pozisyonda olan sorumlularla diyalog yoluyla temas kuracağız. Beraberinde belli aralıklarla kamuoyunu şehrimizin ve halkımızın sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini ve geldiğimiz aşamalar konusunda bilgilendireceğiz. Mikrofonu arkadaşlarıma vereceğiz. Birer cümleyle kendilerini tanıtacaklar. Başkanımın belirttiği gibi şu anda 42 kişiyiz. İnşallah 400 kişi olacağız, 4000 kişi olacağız, Türkiye'de 40 milyon kişi olacağız, %51 ile iktidara talip olacağız. Hedefimiz bu. Bunun için yaklaşık 4 aydır elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bundan sonra yükü paylaşarak, çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Biliyoruz ki bütün hareketler, bütün inançlar bir kişiyle başlar. Bu milyonlara ulaşır.
ve yıllarca devam eder. Yüzyıllarca devam eder. Tarih kitaplarında Fatih Sultan Mehmetler olarak anlatılır. Biz de buna inanarak yola çıktık ve bu şekilde devam edeceğiz. Deva Partisi kurucu heyeti Hatice Koç olarak bulunuyorum. Şehir plancısıyım. Bir dönem Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Dernek Başkanlığı'nı yaptım. Aranızda beni tanıyan arkadaşlar vardır. Bir dönem siyaset yapmak için de AK Parti biliyorsunuz siyaset yapmak için girdim. Yani aslında Kahramanmaraş'a hizmetti derdimiz. Evet, topluma faydalı olmak, artı değer yaratmak, sorunlu gördüğümüz alanlarda çözüm üretmekti derdimiz. Ama maalesef bulunduğumuz yerde bunu göremedik. Çünkü insan odaklı değildi. İstişare kültürü yoktu, uzlaşı yoktu ve ehliyet, liyakat yoktu. Ama Deva Partisi'nde bu ilke ve esasları gördüğüm için tekrar siyasete evet dedik ve buradayız. Arkadaşlarımın dediği gibi aslında uzunca bir süreç yaşadık. Belki birçok arkadaş, basın mensubu bizlerin çok aktif olmadığını düşünmüş olabilir. Çünkü çok alana yansımadı bu çalışmalarımız. Teşkilatlanma için bir bir görüşmelerimizi yapıyoruz, devam ediyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız, daha doğrusu gönüllük esasıyla ilerliyor bizim çalışmalarımız. Bu anlamda alana indiğimizde de kat be kat büyüyerek devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum bu toplantıya katıldığınız için. Gönüllü ve gönüllük esasıyla ve sorumluluk alan bütün arkadaşlarla birlikte yolumuza devam edeceğiz inşallah. İl Yönetim Kurulu tanıtım toplantısının akabinde Başkan Karatutlu, Türkoğlu kurucu ilçe başkanı Avukat Kazım Kuncan ve Ekinözü kurucu ilçe başkanı İlhan Eker'e yetki belgelerini takdim etti.